Selamünaleyküm efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmetin Renkleri programında yeniden sizlerle beraberiz. Hamdü senalar olsun, bu haftayı da sizlerle beraber paylaşıyoruz. İki değerli konuğum var. Bugün stüdyoda oturma yerlerimizi değiştirdik. Böyle sağımda solumda değerli hocalarımız olunca kendimi daha da güvende hissedeceğimi düşündüm. İnşallah ekran karşısına da bu şekilde çıkmış olur. Muhammed Taşeron hocam, nasılsınız? İyisiniz olsun, inşallah. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyisiniz. Allah razı olsun. Nasıl, yeni şeklimizi beğendiniz mi? Ben açıkçası bir farklılık oldu. Hani öyle mi? Atalarımız şöyle der, teptili mekanda ferahlık vardır diye. Eyvallah. Bu teptili mekan oldu şimdi, ferahlık olacak kanaatindeyim yani. Allah razı olsun, inşallah. Keyifler yerinde, bir yaramazlık yok. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Ve hemen sol tarafımda da Mehmet Turan hocamız. Evet. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş gördük, nasılsınız? Allah razı olsun, çok şükür. Siz Allah razı olsun, elhamdülillah. Sizi de iyi gördük. Elhamdülillah. Değerli izleyenlerimiz, biliyorsunuz bazı tartışma programları olur böyle. Doğrudur. Bir tarafa dönülür, o tarafa dönülür, siz ne diyorsunuz? Burada ümmet konuşuluyor. Ümmet tartışılıyor ama tartışma kavga değil. Tartışma hep böyle kelime olarak doğruyu sanki bulmak, değil mi? Evet, böyle farklı bulmak. Algılanır. Evet. Hani fikirlerin birbirine karşı hakaretleri havada savurması Arapça'da gibi. Arapçada münakaşa deniyor buna. Evet. Kavga değil de doğruyu bulmak adına yaptığı konuşmalar. Öyle, aynen öyle. Evet. Şimdi efendim, iki hocamızla neyi konuşacağız? İnsana değer veren dernekler federasyonu İDDEF'in katkılarıyla programımız hazırlanıyor biliyorsunuz. Belki ilk defa izleyenler, ekranları başında olan vardır. Programımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz Mevlamızdan. Amin. Değerli kardeşlerimiz, değerli izleyenlerimiz, daha önce bildiğiniz gibi 3. Uluslararası Ümmetin Renkleri buluşması vardı. Ümmetin Renkleri hem Trabzon'a geldi, onun öncesinde Sakarya'ya geldi ve nihayet İstanbul'daydı. Bunun sonrasında en çok konuşulan şu oldu. Hocalar, hocalar. Hocalara ne kadar değer verilmesi gerekiyor? Kesinlikle. Evet. Talebeler önemliydi ama hoca olmazsa talebeleri kim yetiştirecekti? Dolayısıyla bunun bir ağaç gibi düşünecek olursak o ağacı evvela sulamak gerekiyor. Kesinlikle. O ağaç sağlam olacak ki düzgün meyveler verecek. İDDEF'in bu konuda çağırdığı 20 küsur ülkeden hocalarımızla biz hemhal olduk. Onlarla muhabbet ettik, dua ettik. Onlar da hatta dua ettiler, Türkçe dua ettiler. O da çok güzeldi. Doğru, doğru. Suriyeli hocamız değil mi? Suriyeli, evet. Evet, en sonunda. Şimdi öyle bir durum oldu ki hiç birbirimizi tanımıyor olmamıza rağmen, dillerimiz farklı olmasına rağmen burada bir duygu birikimi vardı. Bu da şuydu, dünyanın birçok yerinde talebelerin efendim hocaları hem kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar hem de yeni talebelerde ileride yeni hocalar olmaya devam ediyorlar. Evet. Bu ağaç ne kadar yaşlansa da meyveleri düşse de onlar tekrar yeni ağaçlar olarak nüfuz ediyor. Tevarüs yoluyla bir sonraki nesle sürekli evet. intikal ediyor. Şimdi buradan yola çıkacak olursak değerli izleyenlerimize de aktarmış olalım. Doğru. İDDEF kardeşlerimizin yani vatandaşlarımızın yardımlarıyla dünyanın birçok yerinde hem hocalarımızın iaşelerini, onların efendim mescitteki bir takım harcamalarını üstleniyor. Yeni mescitler açıyor, camiler açıyor. Kesinlikle. Bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız, konuşacağız ama hocalar bizim için yani insana değer veren dernekler federasyonu için ne anlam ifade ediyor? Onunla başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana baktığınız için ben başlıyorum şimdi. Evet. Trabzon'a evet. baksaydınız. Evet. Şimdi önceden tartışmaya münakaşa var. Gerekirse müdahale edeceğiz. Hep bir tarafa var. Bakıyordunuz evet. ya. Gerekirse üçlü bir şekilde şöyle otomatik olarak sıralama böyle geliyordu. evet. Uygundu işin aslı. Evet. Ama bu sefer bana baktığınız için ben başlamış evet. oldum. Hocam hakkınızı helal edin inşallah. Yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi hoca deyince çok mühim ve son derece önemli İslam toplum içerisinde olmazsa olmaz bir şeyden bahsediyoruz. Hoca öğretici yani. Topluma bir şeyler öğretiyor. Şimdi biz insanı ele alırsak insan doğduğu günden itibaren her şeyi öğrenmeye başlıyor. Mesela önce emeklemeyi öğreniyor. Arkasından dişleri çıkıyor, yemeği öğreniyor. Arkasından yürümeyi öğreniyor. Sonra evdeki bizim konuştuklarımızı 2 yıl boyunca sürekli şey yapıyor, bir bilgisayar gibi kopyalıyor. Evet. 2 yıl sonra bir bakıyorsunuz, otomatik olarak çocuk konuşmaya başlamış. Ya bu çocuk ne zaman öğrendi bunu? Bu kadar şeyi biz şimdi bir dil öğrenmeye çalışıyoruz. Bak öğrenemiyoruz yani. 2 yıl geçiyor, 3 yıl, 4 yıl zaman harcıyorsunuz. Evet. Değil mi? Yani evet. çocuk... İnsan doğduğu andan itibaren
bütün evrelerinde her zaman öğrenmekle alakalı, öğrenmekle ilgili bir şeyler yapıyor. Evet. Mutlaka yaşadığı eşyayı öğreniyor, toplumu öğreniyor, insanları öğreniyor, kültürünü öğreniyor, örfünü, adetini öğreniyor, dinini öğreniyor. Hı. Şimdi burası önemli bir konu. Dolayısıyla insan hem dünyaya taalluk eden meseleleri öğrenirken hem de ahirete taalluk eden meseleleri öğrenmekle kendisini vazifeli olarak, otomatik olarak bunun içinde buluyor zaten. Biz öğrenmekle muvazzafız. Yağmur yağdı ıslanacağız. Bilmek zorundasın. Ateşe dokunduğun zaman yakar. Bilmek zorundasın. İnsansın. Giyinme ihtiyacın var. Elbise dikmeyi, onları biçimlemeyi, değil mi? Kumaşları öğrenmek zorundasın. Evet. Kısacası dünyada yaşadığımız şartlar içerisinde bize ne lazımsa, barınmadan, giyinmeye, beslenmeden, seyahate kadar ne lazımsa bunların tamamıyla ilgili bilmemiz gereken şeyler var. Evet. Ve bunları öğreniyoruz. Dünyaya taalluk eden meseleler. Elektrik lazımdı, bak bulmuşlar, lazım. Bak şimdi ışıklar yanıyor vesaire. Ses, işte iletişim, kitle iletişim araçları. Bunların hepsi öğrenmeye dayalı şeyler. Öğrendik, çok da güzel noktalara geldik teknolojik olarak. Fakat ahirete taalluk eden meseleleri de bilmek mecburiyetimiz vardır. Niçin? Çünkü Allah'ın bize göndermiş olduğu emir ve yasaklar var. Biz dünyada gelişi güzel, başlı başına, kendisine göre yaşayan bir varlık değiliz. Mesela hayvanı yarattı Allah'ımız, hayvan dilediği gibi yaşıyor. Ama gene Allah'ımız ona yüklediği bir takım şeyler var, hissediyor, o hislere göre yaşıyor. Mesela bir aslan kendi yavrusunu yemiyor. Evet, onu bak nereden Allah, biliyor? Allah'ımız onu öğretmiş evet. Yani. Efendime söyleyeyim, domuz her şeyi yediği halde kendi çocuğunu, yavrusunu bak şefkatle onun büyümesini sağlıyor. Zaman zaman yediği de olur, hani çok aç kalırsa. O ayrı bir konu. Fakat genel olarak hani bir gülle yaz gelmez derler. Ama istisnaları çıkarırsak normal şartlarda insan Allah'ımız dünyaya taalluk eden meseleleri hayvanlara bizzat yüklemiştir. Ve o hayvan kendisine yüklenen şeyler neyse ona göre yaşamını sürdürür. Biz de insan olarak Allah'ın emir ve yasaklarını bilmek adına bu sefer Allah'ımız bize bir peygamber gönderiyor. O peygamberi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bir kitap indiriyor. Ve bu kitabı bilmemiz gerektiğini biz biliyoruz. Bu kitabı kim öğretecek İbrahim abi? Hoca öğretecek. Hoca öğretecek. Hoca öğretecek. Hoca öğretecek. Şimdi bakın peygamber... Asıl konuya gelindi şimdi. Evet. Şimdi asıl konuya bir bağlantı olsun diye girizgah yaptık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuması yok, yazması yok. Ümmidir diyor çünkü Kur'an-ı Kerim'i bizzat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmi ne demek? Okuma yazma bilmeyen. Hatta bir defasında bir anlaşma yaparken, anlaşmada orada Allah'ın Resulü Muhammed yazdılar. O kendisi okumasını bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikler itiraz ettiler. Nerede yazıyor dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gösterdiler, silin dediler. Yani Resul olan bölümü sil. Abdullah'ın oğlu Muhammed yazın dedi. Okuması yok, yazması da yok. Ama hocası var. Evet. Kim? Cebrail aleyhisselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Cebrail aleyhisselama veriyor. Ve Cebrail aleyhisselam peyderpey 23 yıllık bir zaman süreci içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizzat onu sadrına yani indirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezbere bildi onu. Ve bütün ilimler böyle ona indirildi. Ne biliyorsa tamamı bu yöntemle, hoca marifeti yöntemiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmiş oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ashab-ı Suffa'ya öğretti bunu. Ashab-ı Suffa 70 küsur kişiden oluşan bir medresedir. Ve burada talebeleri vardır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onlara dini öğretmiştir. Burada bir parantez açayım mı hocam? Estağfurullah tabii. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Ashab-ı Suffa'da orada kalırken izleyenlerimiz de bilirler. Şimdiki atmosferle o zamanki şeyler çok farklıydı. Çok farklı. Çok. Hatta o Ashab-ı Suffa ehlinden Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Amin. Şefaatlerinden eksik eylemesin amin. Amin. Öyle bir anlatılıyor ki hocam. Açlıktan karınlarına taş bağlandığı şeyler var ya. Tabii. Evet. Oraya gelirlermiş, yemek bulmak için hem orada ilim tahsil ediyorlar. Aynı zamanda da dönem dönem öyle sıkıntılar olmuş ki, yani karınlarını doyurabilmek için dışarı çıktıkları, ya. Kapı kapı gezdikleri kesinlikle, olurmuş. Evet. Yani şimdi biz buradan diyoruz ya, hani böyle şimdiki dönem aklımıza geliyor. Elhamdülillah. Şimdi, her şey var. Her şey var her ama şey var. Ne sıkıntılı dönemden sonra insanlar bizim en sıkıntılı dönemimizde bile, hocam işte bilir malum, 20 küsur yıldır içinde hocam. En azından zeytin, peynir, domates, salatalık olurdu. Yumurtası olurdu yani. Şimdi bizim burun kıvıracağımız şeyler mesela. Tabii, en sıkıntılı dönemde bu olurdu yani bizde. Evet. Şimdi Ashab-ı Suffa yetiştiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı Suffa daha sonra tabi'in, etbe-i tabi'in ve böylece bakıyorsunuz İmam-ı Azam Efendimiz'e geliyor. 4 tane sahabe görmüştür İmam-ı Azam Efendimiz. Daha sonra İmam-ı Azam Efendimiz'i takip eden İmam Muhammed, İmam Yusuf, İmam Züfer, İmam Şafii, Ahmet İl Hanbel böyle devam ediyor.
Evet, Ashab-ı Suffa'da Allah-u Teala hepsine razı olsun. Amin. Müthiş bir istek vardı. Öğrenmeye bir heves vardı. Kesinlikle öyleydi. Ve o istek bugüne kadar geldi. Ve biz şunu söylüyoruz. Bakın burada biz kime hitap ediyoruz? Hitap kitlemiz Müslümanlardır. Biz ahirete, ahiret gününe, dünyaya, yani öldükten sonra dirilmeye inananlara anlatıyoruz bunu. Ben bunu ona anlatıyorum. Bizim derdimiz bu. Bizim davamız. Bizim problemimiz. Bizim sıkıntımız. Yani buna biz eğilmeliyiz. Biz buna mutlaka çözümler üretmeliyiz. O açıdan hoca derken de tabii hoca ile ilgili konuşulacak daha çok şey vardır. Mesela hocanın vasıfları ile ilgili konuşacağımız şeyler vardır. Onları ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Allah kesinlikle, razı olsun. İnşallah. Şimdi değerli izleyenlerimiz biliyorsunuz hocaların da bir iaşesinin olması gerekiyor. Bunu uzun zamandır insanlar tartışıyorlar. Şimdi hatta bazıları diyor ki Diyanet'teki hocalar neden maaş alıyor? İşte bir başkası diyor neden hocalara şu? Peki hoca ne yapacak? Yani hocaya Allah korusun. Bazı dönemler de olmuş bunu, herkes iyi bilir. Bazı senelerde olmuş bunlar. Ne olmuş? Başka kötü işler yapmak zorunda kaldıkları olmuş. Hatta yanlış fetvalar verildiği, sırf menfaat için. Böyle mi isteniyor hocaların olması? Hayır, hocalar tam tersine maaşları, onların iaşeleri, onların yaşam standartları yüksek olması lazım ki iyi eğitim verebilsinler. Şimdi Mehmet Turan Hocam, burada Muhammed Taşıran Hocam çok güzel izah etti. Hocanın gerekliliği var. Hatta geçen hafta Miraç gecemiz vardı. Allah-u Teala daha uzun yıllar görmeyi nasip eylesin. Anlamını da bilmeyi nasip eylesin. Namaz vardı. Orada da Cebrail aleyhisselam teşbih tahta almaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocalık etti. O makamların geçilmesinde refakat etti ona. Onunla beraber gitti. Hep soru sordu. Cebrail aleyhisselam da cevap verdi. Onlar kimdir dediğinde bunlar bunlardır şeklinde. Demek ki bizim Muhammed hocamızın dediği gibi hayatımızın her alanında öğrenmeye ve bir öğreticiye ihtiyacımız var. Mutlaka. Peki hocam, İddef'in bu konuda kılı kırk yarar cinsten çalıştığını biliyoruz. Çok önem veriyorsunuz bu işe. Yani hocaların yetişmesinde neler yapıyorsunuz ki İddef böyle birkaç tık tabiri caizse ileriye çıkıyor? Çünkü herkes hocayım diyor. Evet. Hatta bazı yanlış fikirlere bakıyoruz. Onlar da hoca olarak diyor. Yanlış akımlar. Evet. Ve insanlar diyor ki ya bak Müslümanlar kendi aralarında bile bir ittifak kuramıyorlar. O da hocayım diyor. Başka bir şey diyor. Bu hocayım diyor. Başka bir şey diyor. Hocaların sizin için önemi nedir? Ve hangi vasıflarda olması lazım bir hocanın? Evet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim Celle Celaluhu tekrar bir programda lütfeyledi, ikram eyledi, ihsan eyledi. Kendi dininin derdiyle dertlenmek üzere bizleri bir arada cem eyledi. Elhamdülillah. Kıyamete kadar Rabbim bu nimetlerde devam, sebat, istikamet cümlemize, evlatlarımıza, hatta kıyamete kadar var olacak zürriyetimize de nasip eylesin diyerek ben başlıyorum söze. Şimdi burada tabii her şey size olur, hocasız olmaz. Bu slogan bugüne kadar değişmedi. İnşallah kıyamete kadar da değişmeden, gelişerek devam edecek inşallah. Burada hocanın önemi, ehemmiyeti, aslında her şey o kadar çok ters oldu ki ülkemizde. Hocayı farklı bir sıfatla ayırıyoruz, ayırmak zorunda kaldık. Haddi zatında şu an bizim bahsettiğimiz hoca toplumda öyle bir yerini almalı ki, hani nasıl kürsü sahibi hocalar diye adlandırılan profesörlerimiz var ise, onların çok çok daha fevkinde biz aslında bir yere yerleştirmemiz gerekirken, şimdi maalesef hocamızın maişiyeti nasıl olacak, maişiyeti olsun mu, olmasın mı gibi kısır tartışmalar içerisinde döngü böyle dönüp dolaşıyor. Bu neyi gösteriyor? Ülkemizde belki de 100-150 hatta 200 sene öncesine dayanan bir çöküşün bir göstergesi. Yani o kadar çok her şey ters düz oldu ki, takla attı ki, bir gecede on binlerce alimimizin cahil durumuna düştüğü bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla şu an İDDEF ne yapmak istiyor, neyi değiştirmek istiyor deyince, zaten bunu anladığımız zaman olayın önemini, ehemmiyetini fazlasıyla anlamış olacağız. İDDEF aslında şunu değiştirmek istiyor. Burada hoca denildiği zaman öğreticidir. Bak hocamız çok güzel ifade ettiler. Öğretici. Fakat bu öğreticiyi biz sınıflandırmadan, gruplara ayırmadan, hizipçilik yapmadan aslında tek düşünmek istiyoruz. Yani nasıl ki halikalar birbirine eklendiği zaman o halikaların takıldığı diyelim bir ağırlığı çekmesi kolaylaşıyor ise tek zincir çekemez. Kesinlikle. Burada da aslında öğreticileri biz birbirine kenetlemek istiyoruz. Bunun için de işte dünyayı öğreten, ahireti, ukbayı öğreten bir ayrım yapmadan dünya ilimleri, ahiret ilimleri. Aslında bu içinde yaşadığımız dönemde son bir asırki Cumhuriyet döneminde
kasıtlı olarak ayrıştırılan bir ilim oldu. Dünya ilmi, ahiret, böyle bir şey yok. Dünyaya gelmişseniz bir şey için geldiniz. Evet. Et dünya mezratul ahiret. Dünya ahiretin ziraat tarlasıdır. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Kendini tanıyan bilen Rabbini tanır, bilir. Dolayısıyla estağfurullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun illa liya'rifun. Biz Allah'ımızı bilmeye, bulmaya, tanımaya geldik bu dünyaya. Evet. Dolayısıyla dünyaya geldik. Dünyadaki tüm ilimler ne için oluyor otomatik olarak? Hı hı. Aslında ahiret için oluyor. Ne öğrenirsek öğrenelim. Bak bundan önceki programlarda sık sık ifade ettik. Biz ülkemizde şunu yapmadığımız müddetçe dünya ilimleri, ahiret ilimleri. Bu sefer biz bunu çözemediğimiz zaman işte din ilişkileri, devlet ilişkileri bunu çözmemiz mümkün değil. Aslında bunun çözümü işte bugün konuştuğumuz hocadan geçiyor. Hı hı. Eğer biz Müslüman bir ülke olarak yaşadığımız ülkede yaşadığımız değerleri ve bu değerleri bize yükleyen büyükleri baş tacı ettiğimiz zaman diğer kavgalar otomatikman ortadan kalkacak. İDDEF ilk önce bunun için bir misyon üstlendi. Ve biz bunu, tabii ki ülkede şartlarımız zor. Bakınız bir devlet büyüğü bir şey ortaya atıyor, anında Türkiye ayaklanıyor, çalkalanıyor. O zaman biz dedik ki önce ümmet üzerine doğru çalışıyoruz zaten. Bu işi kabullenen, kabulü kolay olan ülkelerde biz bunu uygulamaya başladık. Tam burada bir evet. Virgül koyalım mı hocam? Koyalım. Değerli izleyenlerimiz. Koymayalım desek de değişmeyecek. Biraz zoraki oldu ama. Yok elhamdülillah olsun. Şimdi değerli izleyenlerimiz, şöyle bir durum var. Hocalarımız çok güzel izah ediyorlar. Allah razı olsun. Şöyle bir eklemede bulunmak lazım. Peki bu işler nasıl oluyor, nasıl dönüyor? Şimdi evet, çok kısa bir VTR'miz var. Onu arkadaşlarımız hazırlamışlar, şu an söylediler. Onu bir izleyelim. Hemen ardından programımıza devam edelim ama daha öncesinde İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF'in çalışmalarının tamamının yer aldığı ve bilgi alabileceğiniz bir internet adresi var. www.iddef.org 621-0065 telefon numarası zaten internete evet, girdiğiniz zaman oradan öğrenebiliyorsunuz. Sosyal medya hesapları da var. Oradan yapılan çalışmalar yer alıyor. Burada konuştuğumuz mevzular kısıtlı malumunuz. Bir saatlik bir programda çok fazla bir şey anlatılamıyor. Evet. Sağ olsun hocalarımız sizi şevklendirmek ve yapılan çalışmaları anlatmak için buradalar. Ama bunun devamını sizler nereden? iddef.org'dan izleyip oradan takip edebilirsiniz. Şimdi VTR'mizi izleyelim. Peki bu işler nasıl oluyor? Hoca diyoruz ama bu hocalar nasıl yetişiyor? Neden önem veriliyor? Kısa bir VTR'miz var. Sonra hemen programımıza devam edelim inşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ana ismi Muhammed Abdüsselam Muhammed minel Habeşe. Vel Habeşe billugel İngilizce tusamma Ethiopia. Vel Habeşe teka fi qarat Afrika, fi şark Afrika. الحبشة عدد سكانه فيها 95 مليون عدد نسبة المسلمين 55% المسلمون والباقون هم نصارى يعني من أنواع النصارى وأنا مسؤول أو المندوب لمؤسسة إدف ويعني أقوم بمسؤولية مدارس إدف في الحبشة وعندنا ثلاث مدارس في الحبشة المدرسة الأولى هي تسمى مدرسة آل عمران لتحفيظ القرآن الكريم وكذلك للتعليم العلوم الإسلامية والمدرسة آل عمران يوجد فيها 175 طالبا وهؤلاء الطلاب قسمناهم على حسب رغبتهم في المدرسة هناك عندنا قسمان قسم يختص بعلوم الشرعية وقسم يختص بتحفيظ القرآن الكريم ومدة الدراسة في مدرسة آل عمران 5 سنوات وطالب إذا أتم 5 سنوات وأتم الاختبارات ونجح فيها يتخرج داعيا وصاحب الأخلاق ونحاول دائما ونركز على الطالب أن يكون مؤثرا في مجتمعه وأن يكون يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته والمدرسة الثانية هي مدرسة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الحبشي وهذه المدرسة مدرسة نهارية يوجد فيها ما يقارب من الطلاب صباحي ومساء 60 طالبا والحمد لله هذه المدرسة أكملت سنة ويعني الدراسة فيها مستمر وكذلك هناك 15 حلقة
ترعاها مؤسسة الدف، وفي 15 مختلف مساجد. ويعني هذه الحلقات طبعا الذين يقومون بالتدريس هم علماء كبار، يقومون من الصباح إلى المساء بنشر الدين وتعليم الدين. ونشكر يعني بالصراحة الشعب التركي وكذلك المؤسسة الدف خصوصا لما تقدمه لنا من المساعدات المادية عالية جدا. وفي الحقيقة عندما تعرفنا منذ تعرفنا بمؤسسة الدف يعني قد تقوت معنويتنا، وبصراحة بدأنا نتحرك ونخدم الإسلام بشكل جيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الدولة التركية، وأن يحفظ شعبها، وأن يحفظ مشايخها، وأن يحفظ كذلك يعني مؤسسة الدف خصوصا بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير الجزاء، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Allah razı olsun. Tabii bu sadece bir örnekti. Evet. Yani şu vakit olmadığı için de bütün hocalarımızın çalışmalarını aktaramıyoruz. Zaten onları da sizler söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bizim kulağımız, sesimiz oluyorsunuz inşallah. Allah razı olsun. Şimdi efendim, çok fazla vaktimiz yok. İlk bölümün sonlarına doğru geliyoruz. Mehmet Turan hocamız hem şer'i ilimlerin hem de şu anda bütün fenni dediğimiz bütün ilimlerin hepsini ahirete yaradığını söyledi. Çünkü namazı ayırmak da zaten toplum ayrıldı. Gerek yok. Böyle bir şey yok. Zaten yani namaz vakitlerini öğrenmek için uygulamalar var. O uygulamalar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Sıcak suyla abdesti daha kolay alıyoruz gibi. Evet. Şimdi burada birbirinden ayırmamamız lazım ama İDDEF hocaların bu ilimlerine değer verdiğini biliyoruz ama kesinlikle hangi kıstasları var? Olmazsa evet, olmazları neler? Bu da önemli. Biz şimdi tabii şöyle, yani ilme öncelikle biz son derece ehemmiyet ve önem veriyoruz. Vermemizin sebebinin evet, altında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği gerçeği vardır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. Rütbetül ilme ala rutebe. Bunu Hasbi Hoca Efendi vardı bizim İsmail Ağa Camii'nde. Allah rahmet eylesin. Bu hadis-i şerif çok okurdu. Rütbetül ilme ala rutebe. Ne diyor? İlimler, ilim rütbesi rütbelerin en üstünüdür. Hani şimdi mesela Türkiye'de bir takım işte rütbeler var. Cumhurbaşkanı, başbakan, genelkurmay gibi falan filan. Bir sürü rütbeler var ama en büyük rütbe hangisidir? İlim rütbesidir. İlmin bizzat kendisi güçtür, kuvvettir. Allah'la aranda bağlantı kuracak yegane sebeplerden bir tanesidir. Emir ve yasakları öğrenmene sebeptir. Öğrenirsiniz, bağlantınız güçlü olur. Çünkü bildiğiniz müddetçe yaparsınız, bir şeyleri ortaya koyabilirsiniz. Bilmezseniz ne yapacaksınız? Ya. Ve ayet-i Zümer suresi 9. ayet-i kerimede de Allah'ımız şöyle buyuruyor. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. De ki ey Habibim, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ya. Dünyada bile bilenle bilmeyen bir değildir. Ahirette de öyledir. Yani dünyada işte hocamız ifade ettiler, Turan hocamız. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yani burada ekip biçeceksiniz. Peki bilmezseniz ne ekeceksiniz? Hı-hı. Ahirette neyi biçeceksiniz? Bildiğiniz müddetçe amel edeceksiniz. Hı-hı. Ekeceksiniz ki ahirette biçebilirsiniz. O açıdan hocadaki kıstaslar, işte sorduğunuz soru çok önemli. Biz burada şunu ön plana koyuyoruz. Öncelikle hocadan istediğimiz şey. Bir kere ahlaklı olması. Birinci ya, şart. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlak tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Öncelikle aradığımız şey ahlaklı olacak. Hı. Ahlaksız bir insana ilim vermek, öküzün boynunu affedersiniz, altın asmaya benzer. O açıdan bir insanda ahlak yoksa, ahlak kriterleri henüz oturmamışsa, efendim ona ilim vermek de doğru değildir. Çünkü o ilmi farklı mecralarda kullanacaktır. O açıdan ilk önce buna önem veriyoruz. İkincisi, bütün talebelerimize şunu diyoruz. İlim, amel, ihlas. Bu İlim, çok önemli. Amel, ihlas. Evet, ilim olacak. Aldığınız ilminizle amel edeceksiniz. Hı. Ve bunu Allah rızası için, ihlas bu demektir. Allah rızası için yapacaksınız. Yani daha böyle anlaşılır şekilde izah edeceksek tek cümleyle şunu diyoruz. Bütün talebe hocalarımız kadın, hedefinde kadın olmayan, hedefinde para olmayan, hedefinde makam olmayan bir şekilde bu medresede eğitim görecek diyoruz. Hı hı. Eğer bir insan hedefine parayı koyarak ilim elde ediyorsa bu yanlıştır. Hı hı. Velev ki bu, işte hocamız ifade ettiği gibi, hı hı, fizik, kimya, biyoloji olsun. Bir insan tıbbı para için okuyorsa okumasın. Fiziği para için okuyorsa gene okumasın. Niçin okunur bunlar? Bunların tamamının varlık sebebi, bunları edinmenin sebebi insanlığa hizmettir. Allah'ın rızasına uygun bir şekilde topluma faydalı bir hale getirmek. Şöyle diyelim mi? Birinci sebebi olmasın. Birinci sebebi. Normalde yine para kazansın yani. Yine yok, para zaten alacak, geliyor. Bakın evet, rızkı Allah'ımız diyor ki evet, rızkı Allah diyor. Rızık Allah'a aittir. Evet.
Mesela bugün hayvanat değil mi? Deveden, pireye, zerreden, küre ne varsa. Rızıklanıyor mu, rızıklanmıyor mu? Rızıklanıyor. Biz Moritanya'ya gittiğimizde çöldeyiz. Bak sahrada ve çöldeyiz. Orada ben çölün ortasında hayvan gördüm. Bunun rızkını orada Allah'ımız nasıl verdi? Nasıl olur orada? Havada işte aylarca inmeyen kuşlar var biliyoruz. Orada yiyor, içiyor. Şimdi rızık Allah'a aittir. Evet. Bunu endişelenmeyeceğiz. Bu hususta endişemiz olmayacak. Bu itikadi bir konudur zaten. Rızıkla ilgili asla endişe taşımayacağız. Biz şimdi hocanın niyetini burada konuşuyoruz. Yani hocanın niyeti ve ondaki vasıf ne olmalı? Öncelikle işte Muhammed Zahid el-Kevseri gibi diyoruz. Ömer Nasuhi Bilmen gibi. Efendisi Ebu Suud gibi. İşte Efendi Hazretlerimiz gibi. Alaeddin Efendi gibi. Yani ilim sahibi olduktan sonra Allah herkese ilim sahibi olana da olmayana da rızkını veriyor. Para gelir zaten. Biz onu konuşmuyoruz. Onu asla konuşmamalıyız. Önce diyoruz ilim sahibi ol. Ama bu ilmi niçin öğren? Öncelikle bu ilim amel etmek için öğrenmelisin bu ilmi. Bu amelin için yapmalısın? Sadece Allah rızası için. Amelden kasıt nedir? İşte toplumu yetiştirmek, topluma faydalı hale getirmek. Biz talebede, hocada aradığımız ilk kıstas budur. Hoca hedefine kadını koymayacak, parayı koymayacak ve şöhreti koymayacak. Makam olmayacak, bunu düşünmeyecek. Para, kadın ve şöhretten uzak, ilim, amel, ihlas sahibi bir hoca. Eyvallah. Devam edeceğiz buna inşallah. Tabii. Şimdi Mehmet Turan Hocam, bu arada şöyle bir şey de var. Şimdi herkes insan, nefs taşıyor. Evet. İşte az önce Taşeran Hocamızın da anlattığı gibi. Şimdi bazı şeyler var. İnsanın içi şey durmuyor yani, rahat durmuyor. Mutlaka. Ama bununla ilgili ne oluyor? İlim elhamdülillah birçok şeyi bastırabiliyor. En azından itikadı düzgün olursa vesaire. Evet. Burada aklıma bir soru takılıyor. Şimdi siz dünyanın birçok yerinde sürekli hocalarla iletişim halindesiniz. Yani İDDEF'e bağlı. Evet. Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden İDDEF'in bağışçıları vesilesiyle oralara, İAŞ'lere gidiyor. Her şey kontrol altında, şeffaf bir yönetim izleniyor. Onun farkındayız. Burada sizin de bazı teftişleriniz olduğunu biliyoruz. Bu konuları çok fazla konuşmuyoruz biz programda. Örneğin bir ülkede, diyelim Bosna Hersek'te veya Etiyopya'da bir hoca efendinin yaşadığı bir sıkıntı veya onun belki de bir yanlışı olduğu zaman bu prosedür nasıl işliyor? Yani biz şöyle mi düşünelim? İDDEF hocalarımızı belli ülkelere gönderiyor. Orada çalışmalar devam ediyor. Sadece bu mu? Yoksa bu daha yeni başlangıç mı? Bu nasıl işliyor? Onu bize anlatır mısınız? Tabii. Şimdi burada zaten hocamızın da ifade etmiş olduğu, hocalarımıza ve talebelerimize bu işlediğimiz ve yüklemeye çalıştığımız bu bilgiler, evet, haddi zatında bu ülkelerde, özellikle Afrika ülkelerinde yapılan yanlışlıkları ortadan kaldırmak için. Yanlışlıklar var. Çünkü neden? İnsanlar İslami ilimlerden, yani öncelikli olması gereken, Rabbimizi bilmemiz, tanımamız gereken ilimlerden niçin kaçıyorlar? Bu yanlış örneklerden dolayı kaçıyorlar. Bir mescitte, bir camide 8-10 tane görevlinin olması, oraların bir ticaret mahalli gibi kullanılması, medreselerin artık tiyatro salonlarına çevrilmesi, dışarıdan, Kuveyt'ten, Katar'dan, Suud'dan, Amerika'dan, Fransa'dan bir takım STK'ların geldiği zaman bir gösteri merkezi haline gelmesi, bu sorunun ortadan kaldırılmasına en büyük engel. Öncelikle biz İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak çalıştığımız hocalar zaten ya ben seni gözüm tuttu gel çalışayım böyle değil. Yani ilmini tamamlamış, ehli sünnet çizgisinde ehli sünnet alimden tamamlamış. İslam'ın ilim, amel, ihlas üç sacağını oluşturacak tebliğ ile tedrisi tasavvufla birleştirmiş anlayıştaki hocalarla birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz derken özel bir şirket kurmuyoruz. O kardeşlerimizin, yetişen hocalarımızın zor oyunu bozar. Yani ya yardımlaşacağız, ehli sünnete hizmet edecekler veyahut da yardımdan uzak olarak ehli bidatın eline düşecekler veyahut da en iyimser haliyle ticarete dönecekler veyahut da maişetini temin edecekler. Yoksa burada biz Allah'ımızın takdir etmiş olduğu rızkın talep edileceği iradenin kullanılması hususunda her bölümde ve birimlerde olduğu gibi burada da iradeyi kullanmak hususunda yön tayini yaptırıyoruz. Yani bir Allah korkusu olan, Allah'ın dininin yeryüzünde neşvunema bulması için gayret eden, uğraşan bir hoca efendinin manşeti, haddi zatında Allah rızkı takdir ettiğini bildiğimiz için bize çok kolay. Eyvallah. Çünkü zaten üstadımızın belki de 20 sene önce kullanmış olduğu ifade ki, buradaki programlarda belki birkaç kez kullandık. Ben şaşıyorum bu müminlere, Müslümanlara. Güç, kuvvet, kudret, azamet, her şey Allah'tan olduğunu bildikleri halde çok küçük düşünüyorlar. Ya. Görmüyorlar mı ki her doğan çocuk rızkıyla doğuyor, her hizmet de rızkıyla doğar. Göreyim sizi, küçük düşünmeyin, büyük düşünün.
Ne kadar düşünürseniz Allah o kadar halk eder. Şimdi sen 3 ülke düşün, Allah 3 ülkeyi halk ediyor. 33 ülke 33. Niçin diyoruz? Yeryüzünde adanılan 200 küsür tane ülke diyoruz. Dolayısıyla biz o hoca efendi kardeşlerimizi, yani herhangi bir hizmet eden bir hocayı, ya ben seni beğendim deyip almıyoruz ki onun teftişini ona göre yapalım. Aslında yani manevi hizmet nikahını biz çok öncesinden almış, ilim almış olduğu ülke, hoca, hatta anlayışından ilk adım atıyoruz. Dolayısıyla bizim zaten ilk teftişimiz Ehl-i Sünnet'e hizmet edecek olgu ve bulguda buluştuğumuz kardeşlerimizle olduğu için müfredat bellidir. Evet. Ders müfredatı belli. Fark olarak yani ülkemizde de işte medreselerde okutulan kitaplar, ben o detaylara girmeyeceğim. Muhammed Taş Hocam çok sık sık onları zaten izah ediyorlar. Hangi model alimler içecek oraya da girmeyeceğim. Ama biz ilaveten diyoruz ki evet burada ülkemizde ve hatta bu tüm dünyaya yayıldı bu anlayış. Yanlış anlayışı düzeltelim. O da nedir? Şer'i ilimlerde hizmet eden hocalar diğer ilimlerde meşgul olan hoca ve profesörlerden mutlak surette kademe olarak aşağıdadır. Dolayısıyla bu ezikliği daima üzerlerinde hissetmelidirler. Bu anlayışı biz kaldıracağız. Kaldırmamız için hep beraber buna gayret etmemiz gerekiyor. Ne gibi? İşte ümmetin renkleri. Bak konumuz o değil ama ümmetin renklerinin amaçlarından bir tanesi daha ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Bu birliği sağlamak. Ülkemize hayır, ülkemize gelen, özellikle Afrika ülkelerinden gelen kişiler önce neden şikayet ediyorlardı? Ya burada normalde bir üniversitede okuyan talebe bile Afrika'da hizmet eden hocadan daha kolay Türkiye'ye geliyor. Bak biz şimdi kapıları aşındırdık, idarecilerimizle görüştük. Bak biz bu yanlış anlayışı ortadan kaldırmadığımız müddetçe bu ülkelerde ülkemizi tanıtamayız. Ehl-i sünnet hususunda hizmet edemeyiz. Ehl-i sünnet veyahut da ehl-i bidat ayrımını kavgalara çeviren veyahut da kardeş katliamlarına sebebiyet veren, kelime-i şehadet getirerek Müslümanı öldüren, kelime-i şehadet getirerek Müslüman elinden öldürülen bu tabloyu ortadan kaldıramayız. Çünkü neden? Biz asıl bu tabloyu, yani bu olumsuz tabloyu ortadan kaldıracak değer verilmesi gereken hocalara değer vermediğimiz için Musa Hoca diyor ki, üniversitedeki bir talebe Türkiye'ye gelirken benden daha rahat geliyor. Neden? Çünkü orada üniversitede okuyan kişi resmi bir vasıfla okuyup ileride belki de doçent prof olacağı için ona verilen değer, ona verilen hürmet ve ihtiram daha farklı. O zaman benim hocam diyor ki, peki ben eğer Türkiye, hangi iddiayla hizmet ediyoruz? Biz dünyaya bayraktarlık yapacağız, sancaktarlık yapacağız. Tüm dünya hilafetin tekrar burada ölmediğini, yani uyuşturulduğunu ve buradan dirileceğine inanarak tamamen dünyanın ıslahına sebebiyet verecek bir ülke olarak görünüyor. Peki ben bu yönde en aktif rol alan kişi olarak niçin bir talebeden daha değersizli oluyorum? Bakınız bu baskıyı, bu etkiyi ortadan kaldırmak için aslında Ümmetin Renkleri programı ayrı bir sebep oluyor. Bu da başka dolayısıyla, bir bakış, başka bir bakış açısı. Dolayısıyla bakınız bu sefer gelen hocalarımızı hep beraber sizler de gördünüz. Kendilerine daha ayrı bir güven olan ve orada vilayetlerde valilerimizin, ilçelerde kaymakamlarımızın veyahut da işte ilgili başbakanlığımızdan bile görevli kişilerin gelerek hocalarımızı kucaklamasıyla birlikte hocalarımızın üzerinde daha ayrı bir güven oluştu. Bundan dolayı hocalarımız hangi şeye söz vererek ayrıldılar ülkemizden? Eğer bugün yapmış olduğumuz ülkelerdeki hizmet ile alim yetiştirme merkezlerimizde 6082 talebe var ise söz veriyoruz önümdeki dönem bu rakam 10.000'in üzerine çıkacak. İnşallah. Eğer biz aramızda kaynaşan hocaların sayısı olarak 500 civarı ise biz de gayret edeceğiz bu sayıyı 700-800'lere çıkaracağız. Ülke alim yetiştirme merkezi 26, irtibatlı olduğumuz ülke 40 ise biz de gayret edeceğiz bunu 60'a 70'e çıkaracağız diyerek İnşallah. Sonuç bildirgesi kararı ülkemize ayrıldılar. Nedir bunun sebebi? Hocaya verilen değer. İşte bu değeri biz tabii zaten halkımız değer verecek ki diğer birimlerde, resmi birimlerde ve kurumlarda bu değer artmış olsun. Bir tesbihin taneleri gibi hocam. Aynen böyle. Yani toparlayacak olur isek, hocamızın aslında teftişi, en önemli teftiş kişinin kendi vicdanına kendisini teftiş etmesidir. Bu teftişi sağlayacak hocalarla çalıştığımız için çok açık ve net ifade edebiliyoruz ki, evet Ehl-i Sünnet Harekatı böyle bir kar topağının çığ haline dönüşmesi şeklinde hızlı bir şekilde topuklanarak inşallah zaten halkımızda yani kendimiz oradayız yani. Kendimiz oradayız yani. Evet değerli izleyenlerimiz, geldik programımızın ilk bölümünün sonuna. Birazdan kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında su kuyuları var.
Bu da çok önemli. Hazır Afrika'dan bahsetmişken, tabii bizim için su kuyusu biraz farklı geliyor yani. Çeşmeden geldiği için. Evet, ama evet. Afrika'da ne var ne yok, çok fazla vaktimiz yok. Hemen bitirelim bu bölümü. Sonra daha konuşacağımız şeyler var. Bir de sürprizimiz var. Ramazan-ı Şerif'le alakalı. Sizi İnşallah. Ve bizi ilgilendiren bir mevzu. Onu da konuşmak üzere. Şimdi kısa bir ara. Selamünaleyküm. Yeniden hoş geldiniz efendim. İlk bölümde hem hocalarımızı tanıdık. Hocalara insana değer veren Dernekler Federasyonu niçin bu kadar dikkat ediyor? Bunun aslında olması gerektiği halde yapıldığını öğrendik elhamdülillah. Bir de değerli hocalarım, bilmiyorum katılır mısınız? Bir urun, bir kitlenin oluşması birkaç sene sürüyor. Hemen evet. Bir anda çıkmıyor. Bunun Kesinlikle. Tedavisi de bir anda olmuyor. Aynen. 100 sene, 200 senedir bazı şeylerde sıkıntı yaşandığı için bunun tedavi edilmesi de daha efendim bir zaman istiyor. Bağlı. Ama en azından sağlam adımlarla, Doğru. vücut kangren olmadan o bölge alınarak devam ediyor. Elhamdülillah hocalarımız evet. o yüzden Akır çok önemli. Akır zaman bereket de var. Yani Değil mi? Bir de o var. Ve unuttuğumuz bir şey de var. Gerçi iman kaidelerinden bir tanesidir ama... sizin programlarınızdan ben hep şunu öğreniyorum. Ümitsizliğe yer olmadığı ve hedefleri çok ileriye bakarak atmak gerektiği. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu var. Hani biz hep düşünüyoruz ki Amerika'nın şusu var, Rusya'nın busu var. Ama neden düşünüyoruz ya değil mi? O Hayber'de, diğer şeylerde, Uhud'da vesaire meleklerin yardım ettiği şeyleri unutuyoruz bizler. Yeter Kesinlikle. Ki yapmaya çalışalım. Evet. Doğru. Samimi olalım, Allah'ın yardımı gelir. Değil mi? Elhamdülillah. Kesin. Samimi Elhamdülillah. Olalım, gene kendi kültürümüz de olur, ya. Kendi silahımız da olur, kendi ağır sanayi hepsi olur. Ama biz her daha önce söylemiştik, belki 2-1 yıl önce. Evet. Müslümanız ama İslam değiliz. Evet. Yani ya. Müslümanız inandık, İslam değiliz, teslim olmadık. Ya. Teslim olalım. Allah öyle bir adam gönderecek ki bize ağır sanayimizi yapacak yani. İnşallah. İçimizden birisi olacak. Bu çalışmalar bunu sağlayacak. Şimdi inşallah. Hocalarımızın her yönden çalışması gerektiği ve onların iaşelerinin temin edilmesi gerektiğini tam konuşuyorduk. Kısa bir ara verdik. Evet. Değerli izleyenlerimize müsaadenizle derneğimizle alakalı bazı bilgileri vereyim. Lütfen Sonra devam edelim. Olur. Değerli Lütfen. İzleyenlerimiz programlarımızı sizler takip ediyorsunuz Allah razı olsun. Tabii bu haftanın belli zamanları yayınlanan bir program olduğu için... Malumunuz bazen belki ikinci bölüme dek geliyorsunuz. Bazen son 5 dakikayı görüyorsunuz vesaire. Neler konuşuyor bu insanlar, neler yapıyor? Bunları iddef.org adresinden öğrenebilirsiniz. 0212 alan koduyla 621-0065 telefon numaramız. Buradan da ya ben bir televizyon programında izlemiştim. İddef diye bir şey duydum. İnsana değer verdiklerini duydum. Acaba nedir diye bu bilgileri oradan alabilirsiniz. Siz bu açıdan nasipli insanlarsınız. Çünkü öyle bir devirde yaşıyoruz ki artık cep telefonumuzdan ya. Ve klavye tuşlarından her şeyi öğrenebiliyoruz elhamdülillah. Bu birincisi. Şimdi su kuyusuyla alakalı arkadaşlarım birazdan bir VTR bize hazırladılar. Afrika'da gerçekten su kuyuları çok önemli. Ama bunun sadece oradaki insanların iaşeleri yani susuzluğunu gidermek değil... Bunun yanında başka planlar ve projeler var. Onlarla ilgili biraz konuşalım müsaadenizle. Ondan sonra size o merak ettiğiniz su kuyularıyla alakalı. Sosyal oradaki, yönü var tabii. Değil mi? Su kuyusunun çok önemli sosyal yönü var. Onu biraz konuşalım. Çünkü tek başına olmuyor bu tür şeyler. Mesela hocam şimdi şöyle bir durum var. Hocalarımızı konuştuk. Şimdi hocalarımız bir model, rol model. Kesinlikle. Bir çocuğun nasıl annesi, babası ve öğretmen onun için modelse, oradaki hocalar da talebeleri için bir model olacak. Hatta evet. sadece talebeleri değil, etrafta yaşayan o kültüre sahip insanlar. Şimdi evvela bir su diyoruz ama susuzluğu yaşayan insanlara şöyle taharetlenmelisin, böyle temizlik kaidelerine riayet etmelisin demek biraz abeste iştikal gibi oluyor. Usulü geniş geniş anlatmak, Heh. Şartı anlatmak, şurtu anlatmak evet. bunlar. Şimdi orada hocalarımızın da bu konuda evvela evlerine suyu götürmemiz lazım ki ya. Değil mi Afrika'da? Kesinlikle evet. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Yani sadece su Elbette. İçmenin dışında ben, su kültürü. Ben şimdi tamam. suyla ilgili şu yönde değinirsem o konuyu Turan Hocam çok daha iyi işliyor. Ben kendisinden çok kere dinledim. Ben gene tekrar böyle heyecanla dinlemek Pas isterim açıkçası. Elbette. Evet. Ama ben şu yönde değineyim ben eğer uygun görürseniz. Mesela suyla ilgili biz kendi tarihimize döndüğümüz zaman Osmanlı'da şunu görürüz. Sokaklarda çeşmelerimiz ya. Var. Camilerin bahçesinde şadırvanlarımız var. Bunların bir mantığı var toplum üzerinde. O günkü şartlarda da bizim toplumda su kuyular vardı. Ama su kuyusu yaz gelir,
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kurumaya yüz tutardı. Evet. Ama bu sokak çeşmeleri daha önceden yapılmış tepelerde, dağlarda bir depolar olurdu. Oraya kışın buzlar, karlar doldurulurdu. Ve o karlar, buzlar yazın erirler ve tekrar halkın ihtiyacını gidermek adına oraya kadar gelir, halk da ihtiyacını giderirdi. Bizde bu kültürdür. Yani Osmanlı'da su... şeyler vardı, sakalar vardı. Evet, evet. Sakalar, sokakta su dağıtırlar, ücretsiz olarak yani. Şimdi dolayısıyla suyun, su-insan ilişkisi son derece önemlidir, mühimdir ve sevabı da ona nispetle çok fazladır. O açıdan biz şimdi burada Osmanlı'dan aldığımız bir kültürle Afrika'da aynı kültürü yansıtmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Afrika'daki burada aldığımız kültür nedir? Suça dağıtmanın çok sevap olduğu, evet, mühim olduğu, ahirete yapılacak son derece önemli bir yatırım olduğunu, yapılan bu çeşmelerden, yapılan şadırvanlardan, işte o buz kütlelerinin koyulup yazın halka ulaşmasından anlıyoruz. Hmm. Bu bizim DNA'mızı işlemiş. Biz bundan kurtulamıyoruz, kurtulmak da istemiyoruz. Elhamdülillah. Yani biz bu kültürle var olalım, neslimize aktarılsın ve öyle gitsin istiyoruz. Afrika'da da biz bunu yansıtırken farklı bir yönünü daha gördük. Benim kendi şahsi gözlemlerim ve okuduğum şeyler onu gösterdi. Afrika'da su son derece mühim kültürel ve sosyal boyutu var. Sosyal boyutu şudur. Mesela orada Hristiyanlar 1900'lü yılların başında Afrika kıtasına gittikleri zaman şunu tespit etmişler. Bu halkın, bu kıtanın suya ihtiyacı var. Şimdi onların hedefi kötü olduğu için, niyeti kötü olduğu için bu krizi fırsata çevirmek adına şöyle bir şey yapmışlar. Gittikleri yerde önce bir su kuyusu açmışlar. Su kuyusunun yanında bir kilise yapmışlar. Evet. Kilisenin yanında hemen bir hastane ya da sağlık ocağı yapmışlar. Ve yanında da bir aşevi yapmışlar. 1900'lü yılların başında Afrika'daki Hristiyan, yani gayrimüslim oranı %5 iken yani, bu çalışma sonucunda başarı elde etmişler ve şimdi %55, %50 gibi, 55 gibi bir orana çıkmışlar. Gayrimüslim Hristiyanlar, evet, bunu yapmışlar. Kilise de güzel gösterilmiş bu arada. Gösterilmiş. Şimdi suyu yapmış. Afrikalı zaten suyu bulamıyor. Hocamla çok kere gördük. Böyle pis kapların içerisinde, mesela evet, bir biliyorum, şaşal şişesinde insanlar evet, gitmişler, içmişler. O şaşal şişesinin içini dahi göremiyorsunuz. Onu gene pis bir suya daldırıyor ve içiyor. Evet. Deredeki suyu içtiğini görseniz, yani inanın üzülürsünüz, oturur ağlarsınız. Böyle bir suyu içiyorlar. İşte bunu gören Hristiyan alemi önce su kuyusunu açmış. Temiz suya kavuşturmuş. Hemen yanında kilise yapmış. Bak ben yapıyorum demiş bunu. Benim kültürüm bana bunu emrediyor. O da şöyle görmüş. Aa, kilise demek ki ne kadar, bak, insanlara temiz su ulaştırıyor. Kilisenin olduğu yerde hayat var, okul yaşam yapmış, var diye. Okulda evet, eğitim vermiş ama ücretsiz bir eğitim vermiş. Bak ben bu kiliseden aldığım kültürle yapıyorum bunu demiş. Aşevi yapmış, yemek dağıtmış. Evet. İşte ben kiliseden aldığım kültürle yapıyorum bunu demiş. O zaman karşıdaki muhatap demiş ki, ya bu Hristiyanlık güzel bir şey demek ki. O zaman biz Hristiyan olalım demişler. Ve çoğusu olmuş ama tarikat terbiyesi alan, tasavvuf terbiyesi alan, itikatta sağlam terbiye alan kişiler, Ticani tarikatı, Şazeli tarikatı oralarda yaygındır. Nakşibendi tarikatı da vardır. Ama sadece dinini almak için değil, değil mi hocam? Tabii. O dinini almak maksat olmuş olsa gene bir derecelere. Güzel bir şey o. Değerlerini almış. Ya güzel bir şey derken tüm zenginliklerini almış. Sadece dini evet, düşen güzel bir şey derken yani gene bir niyet sadece manevi olur. Doğru. Hocamın ifade ettiği gibi. Doğru. Manevi bir niyettir. Adam ona inanmış, onu yaymaya çalışıyor. Matıl fakat bu adam madenini de götürüyor. Aslında niyeti o aslında. Milyonlarca insan öldürülüyor. Yeraltı değerlerini de götürüyor. Ya. Şimdi o zaman biz, insan olarak görülmüyor. Ya. Osmanlı yıkıldıktan sonra Afrika kıtasından maalesef Osmanlı kültürü çekilmiş. Kuzey Afrika kıtasının kuzey tarafında Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Fas gibi ülkelerde de karışıklıklar ve aynı zamanda Ehl-i Bidat'in hakim olması münasebetiyle Hristiyanlar Afrika kıtasında müthiş bir başarı elde etmişler ve %55'e çıkan bir oranla orayı ifsada dönüştürmüşler. Evet. Madenlerini alıp gitmişler. Bak su kuyu nerelere götürdü bizi. Şimdi yani, su kuyu diyoruz ama bu sosyolojik ve kültürel bozulmaya kim sebep oldu? Bir su kuyusu. Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah. Su içer misiniz? Su içeriz tabii. Peki o zaman şimdi bir suyumuzu içelim. O kadar çok sudan bahsettik ki evet, hocam. Su kuyusu, su kuyusu. Şöyle yapalım. Su kuyusuları, su kuyuları ile alakalı VTR'miz var. İDDEF'in çalışmalarını. Tamam. Onu bir izleyelim. Bir kısa bir ara verelim. Sonra tekrar buralardayız. Evet, çok kıymetli Metin Renkleri izleyicileri, şu anda Orta Afrika ülkesi Uganda'dayız. Uganda'nın başkenti Kampala'ya 50 kilometre uzaklıktaki Impije şehrinde, bölgesindeyiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşin ciddi kısmı,
mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete intikal ve irtihal buyurduktan sonra ümmetlerinin yakını ve uzağı, yani mesafe olarak da fiziki uzaklıkta olanları hepsi bize emanet edildi. Bu ümmet, ümmeti merhume aynı zamanda emanet bir ümmettir. Afrika'daki bu Bilal-i Habeşi'nin torunları da biz Osmanlı torunlarına emanettir. Buradaki Müslümanların zamanında dalgınlığı, durgunluğu, hakkıyla çalışamayışı nedeniyle yüzde oranı Müslümanların aleyhine gelişmiş, %60'ı Müslüman olmayanlardan müteşekkil hale gelmiş. Biz tekrar kaleyi düştükten sonra fethetmeye çalışıyoruz. Burada İslam kalesi, yani tam düşmüş diyemeyiz ama en azından oran itibariyle çoğunluk gayrimüslimlerin eline geçmiş. Bir savaş anlamında bunu yapmıyoruz. Biz insanları Allah'ın cennetine, cemaline, vesile açısından tıpkı şu yeşil arazideki toprağın yeşermesine sebep olan bir yağmur gibi, biz de bu ümmetin buradaki, yani dışı siyah, bahtları da yaşam biçimine de karartılmaya çalışan bu kardeşlerimizi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın ehl-i sünnet vel cemaat açılımıyla, Allah dostlarıyla, işbirliğiyle nasıl bu kardeşlerimizin hidayetine vesile oluruz? Dünya ve ahiretlerini mamur edebiliriz. Onun bir damla çalışmasıdır. Bu çalışma bizden ibaret değil. Allah'ın dinine, Allah'ın kullarına ciddi samimi niyetle hizmetten çalışan niceler var ama gerçekten mübarek Mahmud Efendi Hazretleri'nin bize aşıladığı, bir türlü yakamızı bırakmayan, rahat ettirmeyen ümmet derdi, ihvan derdi, ümmet derdi ve bu din derdinden dolayı ne yazlıkta rahat edebiliyoruz, ne kışlıkta rahat edebiliyoruz. Yani bu yüzden bu rahatsızlığımızdan dolayı açık söyleyeyim, buralara kadar geldik. İnşallah hep beraber el birliği, iş birliğiyle o Allah dostlarının da manevi yönlendirmesiyle ahirette Peygamber Efendimizin yanına buradaki bir grup sancaktaki küçük bayrak altına toplanmış yavrularımızla bir kavuşarak ahirete rahat ederiz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Az önce yukarıda bir su kuyusundan sizlere bahsettik. Kısa zaman önce orası bir İDDEF'in açmış olduğu bir hayrat, bir su kuyusu. Orası olmadan evvel bu civar halkın tamamı şu gördüğünüz dereden sularını temin ediyorlardı. Yani bu toprağı kazıyorlardı, eşiyorlardı. Altından çıkacak suyu yüzeye çıktıktan sonra üstteki hafif böyle kirli zemini, dışarıdan gelmiş o atıkları atıp o çamurlu sarı suyu alıp buradan ihtiyaçlarını gideriyor. Hatta bu suyu içiyorlardı. Bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlardı ve bu sudan dolayı hastalıklar, bu sudan dolayı bulaşıcı hastalıklar ve özellikle gözlerde katarakt anlamında çok ciddi manada gözlere zarar veren hastalıkların olduğunu söyleyebiliriz. Bu sudan içtiklerini ve bu sudan hayatlarını devam ettirdiklerini gördükten sonra hızlı bir şekilde İDEF ekibimiz, heyetimiz buraya geldi ve yukarıda gördüğünüz gibi bir su kuyusu açtı. Fakat burası Uganda'nın küçük bir bölgesi. Bunun gibi yüzlerce, binlerce yer var ve birçok yerde hala bu ve benzeri yerlerden sular temin ediliyor. Bu gibi yerlerden sular alarak hayat devam ettirilmeye çalışılıyor. Medeniyet suyla başlar. Dolayısıyla önce suyu götürelim. Suyla birlikte temizlik girsin. Daha sonra diğerleri arkasından çorap söküğü gibi gelir inşallah. Bu temenniyle biz ne yapıyoruz? Gittiğimiz her bir İslami bölgede ve beldede önce yaptığımız iş orada bir kuyu açmak ve insanları şu kirli sudan temiz suya kavuşturmak. Arkasından orada bir mescit veya medrese inşa etmek ve onları İslam'ın kültürüyle, İslam'ın güzelliğiyle tanıştırmak inşallah. Evet hocam. Bu hususta da tabii destek veren, gönlünü veren, kalbini veren, sevdasını veren her bir kardeşimize de dua eden her bir kardeşimizi burada unutmuyoruz. Biz buradan onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz ve onlara dua ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemize. Ben sadece hocamın söylediğine ilave olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hadis-i şerif, bu hadis-i şerifi anlarsak buradaki tabloyu özetlemeye yetecek sanırım. Kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İşte dertlenmek, buradaki tabloyu görmek ve bu kardeşlerimizin derdiyle dertlenerek onları cennet vesilesi görebilmektir. Ümmetin renkleri devam ediyor. Elhamdülillah. Buradan Abdülmetin Bakanlıoğlu hocamıza da selamlarımızı iletelim. Ya, o da bir coşkulu. Selam olsun kesinlikle. Vesaire. Evet hocam. Şimdi ben şöyle şununla bağlamak istiyorum. Suyun eğer sosyolojik ve kültürel açıdan bu kadar etkisi varsa, peki onu siz İslami açıdan kullanmaya başlarsanız etkisi ne olur? Bunu size bırakıyorum ben. Ya. Evet. Şimdi onu bana bırakmayın. Ben de emanet olarak alayım. Buradan Turan hocama atayım. Hocam çok güzel bir yere geldik şimdi. Evet. Şimdi su kuyusu demek ki
tek başına bir insanın evet olmazsa olmazı, vücudun %70'i vesaire tıbbi şeylerin dışında tahlilleri var. Bir yaşam ve bunu kötüye kullananların böyle tarihte neler yaptıklarını gördük misyoner faaliyetlerinde. Burada evvela biz hocalarımıza değer verdiğimiz kadar onların evet. evlerine suları götürmek veya yakınlarında o su kuyularını açmanın önemini. Bakın az önce Abdülmetin ya. Hocamız da nasıl anlattı. Oradaki su kuyuları etraftaki insanların mutluluğunu gördük. Bu işin bir boyutuydu. Doğru. İkinci boyutunu sizden öğrenelim. Evet. Buyurun. Şimdi zaten yaptığımız tüm hizmetlerde biz bir eğitim kuruluşuyuz. Zaten ilk yola çıkarken acil eğitim yardım kampanyası olarak biz başladık. İlk evet. 2010 yılında yani insani yardım ile eğitim yardımının birleştirilmesi medreseler açıldıktan sonra başlandı. Evet. Dolayısıyla şimdi burada hani bir su kuyusunu işlerken izleyicilerimiz şöyle bir algıya düşmesinler. Yani evet burada zorluklar anlatılıyor, meşakkatler anlatıyor. Mutlaka işte bir kampanya anlatılıyor ki kuyu açalım. Yok, mesele ondan ibaret değil. Aslında bir vakayı ortaya koyuyoruz. Şimdi su kuyusu normal şartlarda oranın o zor şartlarını ve duygusal hallerini ortaya koyarak sadece kuyuları açalım, İla nihaya böyle gidelim, zaten bunun önüne geçemeyiz. Bu mümkün değil. Aslında biz İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak bu açılan kuyular ile birlikte şu an 400'e yakın kuyu açılmış. Aslında 4000 de olsa, 14000 de olsa nihai hedefimiz şu. Ülkemizde de yüzlerce kuyular var idi. Ama şu anda kuyuların, hocam da ifade etti, esamesi okumuyor. Halbuki olması gereken mahalle çeşmeleri hala varlığını korumalıydı. Fakat burada sadece ihtiyacı giderelim, bu zorlukları aşalım, açtıktan sonra da yaşadığımız zorlukları unutalım gibi bir adımımız yok bizim, bir anlayışımız da yok. Şimdi burada bir zorluklar var. Özellikle Afrika kuyuları nerede açılıyor? Afrika'da tutup mesela kuyu, yani musluklardan su akan yerlerde kuyu açılıyor. Olmaz, olmaz. Balkanlarda olmaz, Asya ülkelerinde olmaz. Biraz Hindistan'da bu ihtiyaç, Bangladeş'in belirli yerlerinde ihtiyaç, Arakan sınırlarında, ama genel olarak Afrika'yı biz hep su kuyusu denildiği zaman Afrika hatırlanır. Burada da kalıcı çözüme yönelik hizmet etmek lazım. Biz kuyuyu açarken işte buna dikkat ediyoruz. Evet, kuyuyu açtığımız yerde mutlaka mescit ve medrese olması lazım. Eğer bunlar olmaz ise ortada açılan kuyu, zaten insanlar yani susuz yaşamaya alışmışlar. Temizlik kültürü farklı olarak bir de burada abdest yerleşmiş. Faktörü ortaya çıkıyor. Tabii o abdestler zaten istediğiniz kadar kuyu açın. Hı-hı. İmam Efendi. Normalde kuyu gene abdesti ya bir tenekenin Hı-hı. içerisinde su birikintisinden, çünkü alışkanlık var. Ellerini daldırarak Hı-hı. alıyorlar. Aynı suya. İbrik alıyorlar. İbrik gene o azimet. O lüks, lüks hali. O lüks. Zaten biz bile şu an İbrikle abdest alabilsek israfı engellemiş oluruz, sünneti işlemiş oluruz. Üçünüzde su harcıyoruz belki. Değil mi? Su abdesti. İbrik o tamam. O ibriği neye bağlıyoruz? Kuyular açılıp kuyu ile birlikte o suyu kullanma eğitimi de bittikten sonra kuyu civarında olan halkımız ve cemaatimize biz bunu öğretiyoruz. Diyoruz ki bak, susuzluğu siz yani sakın bunu unutmayın. Evvelce yaşadıklarınızı unutmayın. Ya. Bunun için zaten açılan kuyularda gene boşa akan suyunun biriktiği bir havza oluşturuyoruz ki oradan da gerek hayvanlara yönelik bir takım ihtiyaçlar kendileri kullansın, içiyor. İsraf ortadan gördük biz bunu. Yine kalksın ama gene kendileri içmeye devam evet. ediyorlar. Dolayısıyla burada ortada bırakır isek bu kuyular ya kullanım hatasından dolayı veyahut da kullanmayı bilmediklerinden dolayı veyahut da su kesilmiş veyahut da pompa arıza yapmış, damar iyice çok kullanıldığından Durmuş. Dolayı değişmiş. Halkın umurunda değil. Zaten onlar bir kilometre, iki kilometre. Gidiyorlar. Evet, yani sırtlarında o bidonlar ile o suyu taşımaya alışık olan bir millet. Önemli olan burada bu açılan kuyu ile birlikte ki zaten VTR'de izlemiş olan Abdülmetin hocamız da buna şahit oldular. Hocalarımız da şahit oluyorlar. Aslında en önemlisi buna sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu. Ya'lemu ma yusrunne ve ma yu'linne gizli aşikar. Her şey bilen Allah'ımız şahittir ki biz bu kuyuları açarken kalıcı çözüm üzerinde duruyoruz. Bunlar da geçicidir. Bu kuyular eğer 10 sene sonra hala biz kuyuyu konuşacaksak biz de hata yapıyoruz demektir. Bunun kalıcı çözüme döndürülmesi lazım. Bunun için biz ilk önce elimizden gelen bu. Ne yapıyoruz? Hocalarımızın nezaretinde, gerek mescit gerek medrese hocalarının nezaretinde açılan kuyudan gerek abdesti öğretmek, guslü öğretmek, yani öğretmek derken biliyorlar ama nasıl biliyorlar? İşte Ankara'da Münir hocamız, Ankara'da Münir hocamız üç kere işte guslün tekrarını hocalarımıza anlatıyor. Hocalarımız diyor ki biz farzı yapabilsek
Tamam, çünkü yani birçok yerde farzı anlatamıyoruz, su yok. Müstehaplar şeyler. Yani gibi o üç kere evet, şartlanmalar evet, falan. Evet. Ama biz ne olursa olsun doğru, önce farz ile başlayarak doğru, temizliğin yerleştirilmesi. Ve ne yapıyoruz? Bak daha önceki programlarımızda söyledik. Hocamızın da yani o kuyu açılan yerde mescit medresi hocalarımızın da artık standartlarını da değiştiriyoruz. Onların kendine ait evinin içerisinde artık banyo yapacakları bir banyosu olması lazım. İhtiyaçlarını gidermesi gereken af buyurun bir lavabolara helaları olması evet, lazım. Ve bu açılan kuyuyla birlikte bu kuyuyu artık motoru da koyarak oradaki suyu depoda biriktirip onun başta hocamızın evine ve temizlik sağlayacağımız yerlere de tesisat yoluyla çekilmesi lazım ki artık bu insanlar çeşmelerden de suyu kullanma kültürünü ne yapsınlar? Evet. Anlasınlar, öğrensinler. Dolayısıyla biz olayı şöyle düşünürsek, Afrika'da şartlar zor, 50 dolara insanlar geçiniyor. O zaman böyle bir ortamda biz hocamıza, kardeşlerimize ne diyoruz? Bak her şey siz olur, hocasız olmaz, hocalarımıza yardımcı olalım. Bir hocanın ihtiyacı 500 TL derken, yani ortalama 150-170 dolara bağlarken, aslında onun gerçek ihtiyacını karşılamak için biz en asgari tabanda 350 dolar bir ödenek ayırıyoruz. Hı hı. Neden? Çünkü standartlarını yükseltmek zorundayız ki, biraz önce siz de söylediniz, o kendisi önce temizlik kültürünü kendi bünyesinde kendisi içine sindirecek, tatbikatını yapacak. Yavaş yavaş hem talebesine, hem cemaatine, hem de civarındaki halkına bunu öğretebilsin. Dolayısıyla peki bu tamam sorunu ortadan kaldırdı mı? Hayır. Bizim bir ileriki adımda halkımızla beraber şu an aslında projeleri bizde kısmen hazır. Ama şu an erken sunamıyoruz. Neden? Önce kuyular ile birlikte bu sistemi yerleştirmemiz gerekiyor hizmet ettiğimiz bölgelere. Sonra biz bu kuyuları gerekirse 5-10 tane kuyuyu birleştirerek o kariyenin, köyün su ihtiyacının çözümünü kökten halletmek. Şebeke usulü. Yani baraj kuralım demiyoruz. Evet. Ama bunları mutlaka tek havzada toplayıp güçlü motorlar ile belirli bir noktada toplayarak hatta ve hatta suya yakın yerler var, bölgeler var. Tabii. Suyu var halbuki, akarsuyu da var. Uganda'da mesela hocam. Hatta burada tabii Uganda'da var. Nil Nehri müthiş bir nehir. Var. Hemen arkada bir köy var. Arkadaki köyde su kuyusu. Su yok. Gibi. Evet. Yani bir tepe var sadece. Kökten ortadan çözüm olarak kullanıcı projeler tabii bunun üzerine, çünkü insana değer veren dernekler federasyonu. Geçenlerde bir belediye başkanımız dediği gibi yani ne buyurmuştu? İnsanların insani değerler deseniz hiç diyor, insanın dikkatini çekmez. Bu kadar çekmez, çarpıcı olmayacaktı diyor ama insana deyince değer veren, herkes muhatap diyor. Yani doğru, demek ki burada bir dikkat çekiliyor. Ne dikkat çekiliyor? Ya şu yaşadığımız asırda aslında insana verilen değer şu an dip yaptı. Aslında doğru, bütün herkes insanı konuşuyor. Ama İnsanlığın kendi konuşuyor, istediği insan tipi. Tabii ve şey tabii, sürekli tabii, kafalı. Zaten herkes kendi anlayışına göre hareket ettiği evet, için. Mesela değer. İşte hoca bölümünde de aslında paylaşması gerekirdi. Şimdi bir hoca neden tamamen ehli bidat, böyle ehli sapık fırkaların tasavvutuyla birlikte hoca sıfatı adı altında çok böyle ciddi manada tahribata yol açabiliyor. Çünkü hocada olması gereken sadakat, sabır, şefkat, merhamet, değer vermek, insana yönelik onun temel özellik ve hislerine hitap etmek, örnek yaşantı ortaya koymak ve sürekli kendisi için değil de muhatapları için dua edebilecek vasıfları üzerinde bulundurmak, tüm bunları ortaya koyabilmek için mutlaka ve mutlaka bu bahsetmiş olduğumuz anlayışın yerleşmesi gerekiyor. Yani evet, insan eksenli hareket ediyorsak o zaman bizim tek örneğimiz, dayanağımız vardır. O da tüm peygamberlerin özelliğin üzerinde cem eden kainatın sultanı sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Onda arayıp bulamadığımız hiçbir şey yok. Onu arayıp bulduğumuz zaman insan hak ettiği değere kavuşur. Dolayısıyla su kuyuları da böyledir. Evet, biz bu kuyuları açarken de daha dramatik yönleri var. Daha dram olarak duygusal duyguları böyle kabartıp belki de 300-400 civarı değil de 4000 civarı kuyu açabileceğimiz imkanları da ortaya koyabilirdik. Ama yok. Devam. Biz çok kuyu açmak değil de insanların çok istifade etmesi ve birbirlerine eğitimle eklenmesi hususunda gayret ettiğimiz evet, için kuyu ile evet, eğitimin bizim bize direkt bağlantısı var. Mesela şunu ilave edebiliriz belki. Çok kısa olsun, hocam, aklımız kalmamış. Konuşurken laf şey cümlelerin arasında geçti. 50 dolara mesela öyle diyorlar. 50 dolara, 100 dolara insanlar geçinebiliyormuş. Hı-hı. Afrika'da böyle diyenler var. Evet geçiniyor ama 50 dolara geçinen insan nasıl geçiniyor? Ağacın dibinde yaşıyor. Soru bakalım yani. Baraka gibi bir yerde yaşıyor. Yani faturası yok, ihtiyacı yok, giyimi yok. Çok affedersiniz. Helası yok, hiçbir banyosu şey yok.
beyaz eşyası yok, hiçbir şey yok. Yani benim hocam böyle olursa olmaz zaten. Ha, ama ben biz hocamız, hocamın ifade ettiği gibi hem orada rol model olmasını arzu edeceğiz, hem de o barakada yaşamaya karar. Birincisi bu. Bir kere 100 dolara, 50 dolara böyle bir yaşam var. Bununla da siz rol model, örnek İslam'ı bir insan orada ortaya temizlik koyamazsınız. Temizlik kültürünü hiç yayamazsınız. Tabii. Olarak. Hocam bunu çok net ifade etti. Bir şey daha var. Çok sağ olun hocam. İnsani değerler deseydi çarpıcı olmazdı ama insana değer olunca bütün insanlar muhataptır. Bakın mesela bugün size güzel bir cümleyle ifade ettiniz. Herkes kendi kafa yapısına uygun bir insan modeli arıyor. Avrupa Suriyelileri kabul ederken mültecileri hangi standartta arıyor? Eğitimli olacak diyor. Evet. Ve oradan buraya gönderdiği zaman da eğitimsiz olanını gönderiyor. Yani adamın kafasındaki insan modeli bu. Aynen öyle. Hocam şimdi arkadaşlarımız uyarıyorlar. Programın bitmeye dair de. Size bir soru sormuştum, su içer misiniz diye. Bir bir yapalım. Şimdi Mehmet Turan hocama bir şey sorayım mı müsaadenizle? Sorun. Hemen dönüyorum. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi. Hocam susuzluğu en iyi anladığımız ay hangisi olur? Ramazan-ı Şerif ayı. Ramazan-ı Şerif. Değerli kardeşlerimiz, şimdi programımızın sonundayız. Ramazan-ı Şerif'le ilgili çok kısa bir veterimiz var. Bunu bir izleyelim. Son bir iki dakikada toparlayalım. Ramazan paylaşmaktır. Ramazan-ı Şerif paylaşmanın, birlik ve beraberliğin, ümmet kardeşliğinin tezahürüdür. Gelin Ramazan-ı Şerif'te kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım. İDEF Ramazan ayında da İhtiyaç sahiplerini unutmuyor. Açlık ve yokluk altında yaşayan Afrikalı kardeşlerimize yönelik iftar programları, kumanya ve yardımlar dağıtmaya devam ediyoruz. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu İDDEF'le zekat ve sadakalarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Siz hayırseverlerimizin İDDEF'e bağışladığınız yardımlarla temin edilen erzaklar kamyonlarla kamplara gidiyor. Sadece Afrika'da değil, dünyanın birçok bölgesinde İDDEF emanetlerinize sahip çıkıyor. Ramazan-ı Şerif'te sizlerin vesilesiyle kardeşlerimizin yüzünü güldürüyor. Gelin kardeşliğimize sahip çıkalım. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, iddef.org. Evet, hep beraber izlemiş olduk. İnşallah bu haberi de vermiş olalım. Lale Gül TV ekranlarında Ramazan-ı Şerif'te sahurun hemen öncesinde sizlerle olacağız. Biliyorsunuz Cübbeli Ahmet hocamızın sahur sohbetleri var. Onun hemen evvelinde sizlerle canlı yayında birlikte olacağız. Bu da bir ilk olacak. 30 gün boyunca Allah-u Teala nasip ederse inşallah. Sizleri bekliyor olacağız. Hocalarımızla beraber hoş sohbetler, muhabbetler, kısada nesiller inşallah konuşuruz, inşallah. Paylaşırız. İnşallah. Dünyadaki gelişmeleri, ümmeti ele almış konuşuruz. Oluruz inşallah. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma çok müteşekkirim. Zaman ayırdıkları için. Biz teşekkür ederiz. Allah İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Ümmetin Renkleri sona erdi. Haftaya aynı saatte buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.